Yıllardır atıl durumda bekleyen Yimpaş bugün Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Sizce Yimpaş ne olmalıydı? Belediye geçmesi iyi oldu niye? Hayır, yani. Yıllardır atıl vaziyetteyiz zaten. Gerçi Malatya'ya ilk AVM'yi getiren Yimpaş'a Kombasan'dı. Biri bu uçta, biri diğer uçta. Ve aşağı yukarı 8-10 tane güzel parayı düştüler. Yani üstüne dediler. Ondan sonra da tabii esenlik ve diğer marketler zinciri oluştu. Ama şu anda belediye geçmesi de bence olumlu bir şey. Yani Malatya için kazançlı olur. Ne demişim? Vallahi imkan olan ne gibi bir faydalı olacaksa eleman almak kaydıyla çalıştırabilirlerse çok iyi yani, iyi olur. O bölge sizce ne olmalıydı? Ne olmalıydı? Vallahi ne bileyim ne olmalıydı. Bir depo olabilir. Yani bu fabrika türü bir iş yapabilirler belediye. Yani imkan oluna faydalı olacak bir şey ne yaparlarsa olsun yani. Eski Yimpaş mı yoksa? Evet. Burası daha güzel olur Yimpaş'ı, eskiden tanıyordum. Ne olarak kullanılması? Şimdi mağaza mı nedir? Eski mağazaydı. Eski mağaza, eski mağaza. Evet. Güzel tabii ki, aynı şekilde kullanılması gerekiyor bence. Aynı şekilde olsun diyorsunuz. Burası şey olarak kullanılsa daha güzel olurdu. Sen söyledin, diğerlerin şehitliği. Ne diye bilirim? Dinlenebileceği, eğlenebileceği. Evet. Dinlenebilecek bir yerleri. Olsa daha münasip olurdu. Yaşlılara. Tabii. Yaşlılar için daha uygun olurdu. Tehna yer, sakin, temiz hava dar yer. Bunlar için daha iyi olurdu. Şu an Malatya Belediyesi'nde. Malatya Belediyesi'nde bir şey diyemez mi? Orası ne olarak kullanması lazım? Valla şu anda orası güzel bir düşme sözü vergiler sosyal tesis olması gerekirdi yani. Yıllardır orada boş duruyordu. Yapılan o kadar para, o kadar emek boşa gitti. Buranın da şimdi şu anda hani Malatya Belediyesi olarak bunu oturup büyüklerin düşünmesi lazım. Malatya halkına yararlı olacak bir şekilde bir ne olsun mesela? Şimdi market desen her taraf market. Evet. Onu büyükler bilmez. Gençlere uygun veya yaşlılara uygun. Gençlere bunu sosyal tesis, gençler için mesela ileriye dönük bilgi merkezi, yaşam merkezi, çocukları ileriye dönük yani geleceği için. 7'den 70 herkesin yararlanacağı bir şey olacak. Tesis olması lazım. Hani buradaki gençlerin de ileriye dönük kendilerini yönlendirmesi için yön verilmesi lazım burada. Bu gibi şeyleri ben uygun görüyorum. Valla daha önceden değerlendirdiğim şey yurt olarak değerlense güzel olurdu diye düşünüyordum. Malatya için şu anda özel yurtlarım olacağına devlet yurdu olarak kullanılsa daha hoş olur. Zaten o tarafta alışveriş merkezi olarak düşünüldü ama pek fazla rağbet görmedi ama şu anda ne olacak bilmiyorum. Yani Malatya'nın durumu ileride iyi olacak. İyi olacak değil mi? Sizce ne olsun orası? Yani her tarafın değer olması lazım. 7'den 70'e değerlendirilecek bir projeniz var. Vallahi pek orayı bilmiyordum yani. Normalde değer olması şey yaptı yani. Çarşının içinde de dışında da her tarafta öyle bir olması lazım. Hastanede olsun, şey olsun, okullar olsun. Yani şu anda insana çoğu geride kalıyor. İlerleme yok yani insana daha. Yani insanlara biraz yardım etmek gerekiyor. Devletin de yardım, birbirine yardım etmesi lazım. Bu dükkan sahipleri birbirine yardım etmesi lazım. İnsanlar, esnaflara. Esnaflar bayağı bir çekmeli durumda yani şu anda. Güzel bir şey oldu. Mesela insanlar gezdikleri yer, çiçekleri, güzel yerler olsun. Sosyal bir ortam. Yani oranın Battal Gazi bölgesinin bir AVM'si yok. Oranın güzel bir Battal Gazi'ye ait bir Battal Gazi bölgesine ait bir AVM olmasını isterim. Yıllardır zaten böyle duruyor. Aynen öyle. Çok güzel olur AVM. Yapısın orası. Daha önce
sosyal olarak müsaadeliydi. Evet. Alışı etmesini. Yani boş kalmasına değerlendirmesi iyiydi. Ne olur? Mesela 7'den 70'e herkesin yararlanacağı bir sosyal merkez olarak. Spor salonu olabilir, otel olabilir. Ya ya. Evet. Malatya için yarayışlı bir. Evet. Yani boş kalmaktansa değerlendirmesi iyi. Evet. Buranın ne olarak? Yani Malatya için hani neye ihtiyaç varsa en iyi şekilde değerlendirilmesini isterim şahsıma. Yani AVM diyeceğim ama bilemiyorum yani nasıl olur. Ona benzer bir şeydi zaten ama çok da tutulmadı. Bilmiyorum yani. Evet, çocuklara yani eğlence yeri falan olabilir. İnsanlar hani sıkılıyor, bunalıyor, gezecek yer yok. Yani Malatya'da sadece bir AVM var. Hepimiz oraya gidiyoruz. Hepimiz oraya toplanıyoruz. Bir de böyle çocuklara yönelik eğitici tarzı, hani annelere, çocuklara yönelik bir şey olabilir. Yani çocuklarımızı rahatlıkla götürebileceğimiz, hem de oyun eğlenecekler, hem de bir şeyler öğrenecekler, bir şeyler katacak bir şeyler olabilir yani. Mesela gençler için sosyal alanlar oluşturulabilecek bir alışveriş merkezi, sosyal alanlar değerlendirecek, eğitime odaklı da. Ne bileyim, üniversite öğrencisi burada çok fazla var ama ben Malatyalı olmama rağmen çok dışarıdan bir arkadaşımız falan geldiğini götürebileceğim, sosyal aktivitede bulunabileceğim bir yer yok. Öyle değerlendirebilir. Yani öyle değerlendirebilir bence. Çünkü Malatya büyük şehir olmaya başladı. Hatta nüfusu falan da önceki 6 yıl önceye falan kıyaslayınca bence çok fazla ve şöyle söylüyorlar dışarıdan gelen insanlar, doğunun Paris'i diyorlar. Birazcık daha Paris'leştirmek için yani yenilikli şeyler denenebilir. Bence biraz ablamın dediği gibi biraz daha gençlere yönelik şeyler olmalı. Çünkü yeni nesil daha farklı bir şekilde büyüyor ve hani kafalar daha farklı çalışıyor, daha yenilikçiler. Kültürümüzü ve tarihimizi falan çok geliştirebileceğimiz, çünkü dış ülkelerde bunu daha çok yanlış tanımlıyoruz. Daha bir şekilde, doğru bir şekilde tanımlamak için birçok şey yapılabilir. Gençler üstünden yapılmalıyız. İşsizlik çok şu anda. Ve iş taraftarsa herkes çalışır. İş sahası. Evet. 7'den 70 herkesin kullanabileceği. Vatandaşım bir ekmek kullanır şu anda. Farklı düşüncelerimiz var mı? Farklı düşüncelerimiz bu kadar. İş sahası açması, belediye hizmet vermesi lazım halka. Sadece Malatya halkına iş sahası açılsın. Evet. Gençlerimiz buradan ekmek yesin. Evet. Böyle değerlendirilmemiz tabii. Vallahi 7'li işe denilmesine iyi olur abi. Herkesin kullanabileceği yer. Herkesin kullanabileceği bir adet abi. Sizin aklınıza böyle hani şey olsun, alışveriş merkezi olsun veya spor salonu, bu şekilde bir düşünceniz var mı? Farklı bir düşünceniz var mı? Var yani abi. Peki.